Covid-19 koronavirüsü maalesef tüm dünyada tehlikeli bir şekilde ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Ülkemiz Türkiye önceden aldığı önlemler sayesinde daha yeni yeni vakalara ortaya çıkıyor. Bu kapsamda da ilçe olarak da biz gerekli tedbirleri aldık. Talimatlar doğrultusunda, tüm Türkiye genelinde alınan kararlar doğrultusunda ilçemizde biz de çöp konteynerlerinin ilaçlanması, yaşam alanlarının, parkların, açık alanlarının ilaçlanması, kamu kurum kuruluşlarının ilaçlanması hakkında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Periyodik bir şekilde haftalık ve belirli süreçlerde ilaçlamamıza devam edeceğiz. Vakanın ilçemizde vakanın olmaması veya çevrelerden bir tehdit oluşturmaması adına ilçe olarak tüm tedbirleri alacağız. Biliyorsunuz bu temas yoluyla veya nefesle bulaşabilen bir virüs. Her an her şey olabilir. Bunun için tedbirli olmalıyız. Bu bağlamda yurt dışından gelen, ilçemize gelen vatandaşlarımız sağlık ekiplerince ve gerekli kurumlarca zaten takip edilmekte. 14 gün karantina süresi takip edilmektedir. Seyahat eden kişilerle ilgili de temasta bulunmamaya, uzak durmaya, sadece seyahat edenler değil, tüm halkımız içerisinde de sürekli olarak uyarılarda bulunuyoruz. Tokalaşmama, uzak mesafe durmak, işte maske kullanılması, işte kurumlarda sürekli olarak dezenfektan ilaçlarının kullanılması, ellerimizin uzun süreyle yaklaşık 20 saniye yıkanması, işte kolonya kullanılması, bu tür şeyleri her gördüğümüz kişilerle sürekli olarak konuşuyoruz. Uyulması gereken kuralları yayıyoruz. Gerek sosyal medyada, gerekse ilan yoluyla, gerekse bulunduğumuz ortamlarda 3-5 kişiden fazla bulundurmamaya, 3-5 kişinin olduğu ortamlardan uzak durmaya. Halkımızın okullarda tatil oldu. İşte kafeteryalar, belirli yerlerde tatil oldu, kahvehaneler falan. Bunları evde sürekli evlerini havalandırmaları, sürekli temizliklerini, bulundukları ortamın temizliğini yapmalarını öneriyoruz. Tabii ki öncelikli olarak biz çöp konteynerlarında ilaçlama yapıyoruz şu anda ekiplerimiz, birkaç ekibimiz. Hem dış ortamları ilaçlamakta hem de iç ortamları dezenfekte etmekte. Bunu titizlikle kayıt altına alarak ilçemizin genelinde yaşam alanlarının hepsini bu bağlamda tek tek dolaşarak ekiplerimiz gerekli dezenfekte işlemlerini yapacaklar. Bu hassasiyeti gösteriyoruz. Bu plastik aksam olsun, sürekli toplumun sık kullandığı ortamlar olsun, bunu biraz önce ifade ettiğim gibi sık periyotlarda yeniden dezenfekte çalışmalarını devam ettireceğiz. Yani bir defa ile kalmayacak bu. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı mesleki teknik okullarında da bu dezenfekte ilaçları bulunuyor. Bugün biz Isparta Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden de yaklaşık bir ton dezenfektan aldık. Sürekli olarak da oradan alımımızı yaparak sıklıkla dezenfekte işlemlerini yapacağız. Hem eğitime katkı sağlamış oluyoruz, hem halkımızın sağlığı açısından sağlığına çok önem verdiğimiz için sık periyotlarda yapmak istiyoruz. Yakınlığıyla da artı okulların üretimi piyasadaki rantı ortadan kaldıracak. Biz rant peşinde olan, fahiş fiyatlar söyleyen esnafımızdan, kendi yerli esnafımız değil, burada ilçemizde o durum söz konusu değil, ancak dışarıda görüyoruz ki 3 katı, 5 katı, 10 katı, hatta maskelerde 20 katına kadar fahiş fiyatlar var. Ama Sağlık Bakanlığımız açıklama yaptı, hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda halkımıza yeteri kadar maskemiz var, halkımız oralardan tedarik edebilirler. Bu konuda duyarlı olmamız lazım. Bizler de bu fahiş fiyatı satan esnaflarımızdan alımlarımızı keserek bu tür okullarımızdan ve bugün kötü günümüzde halkın yanında olan esnafımızın yanında olmaya özen göstereceğiz.